İklim değişikliğiyle mücadele hakkında tüm umutlar pazartesi günü Kopenhag'da başlayacak olan iklim zirvesine bağlanmıştı. Ancak zirve başlamadan bu beklentilerin çoğunun karşılanamayacağı artık açık. Kopenhag'da Kyoto protokolünün yerine geçecek bir anlaşmaya varılması pek mümkün görünmüyor. Danimarka şimdiden hedefleri küçülttü ve Kopenhag'da çerçeve çizilsin, anlaşma gelecek yıl yapılsın önerisini getirdi bile. Mücadelede ağır adımlar atılıyor ancak dünyanın birçok noktasında küresel ısınmanın etkileri gözle görülür halde. Ve yeni verilere göre deniz seviyeleri bu yüzyılın sonunda 1,5 metre daha yükselebilir. Bu buzullar milyonlarca insanın temel su kaynağı. Ancak Çin'deki resmi rakamlara göre buzulların yayıldığı alan son 40 yıl içinde yaklaşık 200 kilometre kare daralmış durumda. Son 15 yıldır burada nem, rüzgar, yağmur ve sıcaklık dereceleri kayıt altına alınıyor ve veriler Çin Bilim Enstitüsü'ne gönderiliyor. Genel kanı buzulların erimesinde küresel ısınmanın etkili olduğu yönünde. Son yıllarda hava sıcaklıkları çok arttı. Giderek daha da sıcak oluyor. Eskiden dağlar çok soğuk olurdu. Şimdi öyle mi? Yerel halk artık mevsim diye bir şeyin kalmadığını söylüyor. Buzullar yavaş yavaş eriyor, gün be gün. İklim çok değişti. Yıl boyu hava hep aynı neredeyse. Kışları artık soğuk yapmıyor hiç. Eskidense kışın çok buzul olurdu. Çin Bilim Enstitüsü tarafından hazırlanan bir rapor, buzulların yılda 20 metre gibi bir hızla çekildiği tahmininde bulunuyor. Aynı rapora göre Himalaya buzulları 2035'te tamamen erimiş olabilir. Çin Bilim Enstitüsü Dağlardaki buzullar Asya'nın temel su kaynakları. Milyonlarca insanın su ihtiyacını karşılayan nehirler bu buzullardan doğuyor. Eğer buzullar bu hızda erimeye devam ederse bölgedeki su kaynakları tehdit altına girer. Buzulların eridiği tek yer Himalayalar değil tabii ki. Antarktika'da da bunun işaretleri apaçık görülüyor ve Antarktika'daki buzullar bu hızla erimeye devam ederse 21. yüzyılın sonunda deniz seviyelerinin neredeyse 1,5 metre yükselmesi söz konusu olabilir. Ve tehdidin ne kadar büyük olduğuna dair uyarılar da birbirini izliyor. İklim değişikliğinin maliyetinin ne olacağı konusunda İngiliz hükümeti için bir rapor hazırlayan Lord Stern, riskin boyutlarına dikkat çekiyor. İklim değişikliğinin iyi idare edilememesi çevre üzerinde yıkıcı bir etki yaratacaktır. Çölleşme, su baskınları, kasırgalar, nehirlerin akışlarındaki değişiklikler yüz milyonlarca insanın evlerini terk etmelerine yol açacaktır. Bu gibi uyarılar sürekli duyuluyor ama bunlara kulak asılıyor mu? İngiltere'de son dönemde yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre halkın %41'i iklim değişikliğinin insan eliyle söz konusu olduğunu düşünüyor. Ancak %55'lik bir kesim bunun hala kanıtlanmadığını ya da belki de iklim değişikliği diye bir şeyin dahi olmadığını düşündüklerini söylüyor. Çoğu kişi var olan işaretleri kafa karıştırıcı buluyor. Bu gibi sorunların özellikle de ekonomik resesyon döneminde pek de önemli olmadığını düşünüyorlar. Ayrıca bu konu hakkında konuşanlar genellikle siyasetçiler oluyor ve insanların siyasetçilere de pek güveni yok. Dünya genelinde birçok hükümet karbondioksit ve benzeri sera gazlarının iklimi değiştirdiğine ikna olmuş durumda. Ancak konuya şüpheyle yaklaşanlar verilen tepkinin aşırıya kaçtığı kanısında. Küresel ısınma üzerine yapılan tartışmaların fazlasıyla duygusal ve aşırı politikleşmiş olmasından yıllardır kaygı duyan geniş bir kesim var. Önemli şeyler söyleyen insanlara kulak verilmiyor. Antarktika gibi yerlerdeki bilim adamları gezegenin bir değişimden geçtiğini ve bizim de bunda payımız olduğunu söylüyor. İşte bu nedenle de gelecek hafta Kopenhag'da yapılacak olan iklim zirvesinde hükümetlerin küresel ısınma konusunda harekete geçmeleri için üzerlerinde artan bir baskı var. Müzik